1492 yılının 3 Ağustos Cuma günü saat 8'de Saltes Limanı'ndan yola çıktık. Gün batımına kadar güneye doğru güçlü değişken rüzgarlarla ilerledik. Daha sonra Kanaryalara giden rota olan güneybatıya yöneldik. Bu kelimeleri Christophe Colomb o meşhur yolculuğuna çıktığı ilk gün yazmış. Atlantik Okyanusu boyunca yaptığı yolculukta başına gelenleri böyle tek tek gün gün not etmiş. Cuma günü yola çıkmışlardı. Bakın 3 gün sonra yani 6 Ağustos pazartesi günü başlarına ne gelmiş? Pinta'nın dümeni bozuldu. Geminin sahibi tarafından yapılan bir numara olduğunu sanıyoruz. Çünkü kendisi bu yolculuğa çıkılmasından pek hoşnut değildi. Daha üçüncü günde drama başlıyor. Biz de çekirdeklerimizi alıp okumaya devam edebiliyoruz bu kaptanın seyir defterini. Hikayesi 24. yüzyılda uzayda geçen Star Trek'te Atılgan Gemisi'nin kaptanı Picard'ın da bir seyir defteri var. Captain's log, Stardate 462-71.5. The Enterprise has entered orbit of Deinonychus 7. Anlayacağınız bu kaptanın seyir defteri konsepti 15. yüzyılda da vardı, 24. yüzyılda da olacak. Peki içinde bulunduğumuz 21. yüzyılda neden olmasın? Bugün bir seyir defteri yazmaya başlamak için gerçekten de çok güzel bir gün. Neden böyle bir defter tutmalıyız biliyor musunuz? Çünkü Atlas Okyanusu'nu geçmeye çalışan Christophe Colomb'un bu işi yapabilmeyi öğrenmek için gidebileceği bir okul yoktu. Yaparken yazdı, yazarken anladı. Aktif olarak öğrendi. O zamanlar kendisi bunun farkında bile değildi ama günümüzde buna proje bazlı öğrenme adı veriliyor. Proje bazlı öğrenme yönteminde bilgiyle yola çıkılmıyor. Soruyla, problemle, senaryoyla hareket ediyorsunuz ve kendi cevaplarınızı buldukça bunları not ediyorsunuz. Atlas Okyanusu'nu geçmeye çalışıyorsanız yıldızlara bakıyorsunuz, not ediyorsunuz. Rüzgarları dinliyorsunuz, not ediyorsunuz. Ve seyir defterinizde buna göre bir bilgi birikimi oluşuyor. Bakın Colomb 30 Eylül 1492 pazar günü şu diyagramı eklemiş seyir defterine. Polaris'e yani kutup yıldızına bakarak o tarihte saatin kaç olduğunu hesaplamayı gösteriyor. Tabii bizim artık böyle yıldız saati yapmayı, pusula ya da dümen kullanmayı öğrenmemize gerek yok. Peki 21. yüzyılda başarılı olmak için bize gereken yetenek seti ne olabilir acaba? Bu konuda pek çok araştırma yapılmış ve hepsi de bakın şurada bir makalede toplanmış. 21st Century Skills yani 21. yüzyıl becerileri. İşte diyor ki burada 21. yüzyılda başarılı olmak için gereken beceriler şunlardır ve böyle uzun uzun sıralıyor. Türkçesi yok maalesef ama biz şimdi birlikte geliştireceğiz, hiç merak etmeyin. Tüm bu makale içerisinde en çok akılda kalan, benim en çok vurgulamak istediğim şey 4C kuralı. Hepsi de C harfiyle başlayan İngilizce 4 yetenek sıralanmış. Create, Circulate, Connect ve Collaborate. Ben bunları hepsi de Y harfiyle başlayan Türkçe 4 kavrama çevirdim. Create, evet şöyle yapalım. Create yerine yaratmak ya da yazmak diyebiliriz. Geliştirmek istediğimiz yetenek her ne olursa olsun onu bir şekilde yazarak başlatıyoruz değil mi? Resim, müzik gibi en böyle yaratıcı işler bile önce fikirlerin yazıya dökülmesiyle ortaya çıkıyor. In the meantime, many members of the crew are taking advantage of the delay to pursue their own projects, myself included. Sonra onu circulate etmeliyiz. Yani dolaşıma sokmak, yaymak, yayınlamak. Üçüncü C'yi yani connect kelimesini çevirmek benim için pek de kolay olmadı çünkü bağlantı anlamına geliyor. Ama ilk yeteneğimiz olan yaratıcılığımızı kullanırsak yeniden bağlamak diyebiliriz. İki farklı kavramı yeniden buluşturmak, yeni bir bağlantı oluşturmak tıpkı beynimizdeki sinapslar gibi. Dördüncü yeteneğimizi de işbirliği yerine yardımlaşmak olarak Türkçeleştirdim. Böylece akılda kalması daha kolay oldu. Ve işte 21. yüzyılda başarılı olmak için
hepsi de Y ile başlayan bu 4 yeteneği geliştirmemiz gerekiyor. Peki bunun için bir yaz projesi geliştirmeye ne dersiniz? Tamam, söz bundan sonra artık Y ile başlayan bir şey söylemeyeceğim. Yani ya. Burada diyor ki gençlerin 1/3 içerikleri internette paylaşıyor zaten. Bunu böyle dağınık olarak yapmak yerine düzenli bir şekilde dolaşıma sokmak için de podcast ya da blog tutmak gibi yöntemleri tavsiye ediyor. Biz de bunu yapacağız. Hem de Türkçe'de en sevdiğim iki kelimeyi kullanarak. Burada ve şimdi. Hem mekanı ve zamanı da kilitlediğimize göre hemen işe koyulabiliriz. Aslında birçok şeyi yaptık bile. Videonun başından beri böyle kendi okuduklarımı ve izlediklerimi birbirlerine yeniden bağlayıp duruyorum zaten. Bir yandan da ben bunları yazıyordum. O halde şimdi hemen yayınlamaya başlayabilirim. Yazılarım ve notlarım için uzun süredir kullandığım Notion'a yeni bir özellik geldi. Artık herhangi bir sayfayı ya da sayfaları bir web sitesi olarak yayınlayabiliyorsunuz. Sağ üst köşedeki Share yani paylaş butonuyla herhangi bir sayfayı paylaşabilmek zaten mümkündü. Ama Notion Sites'la yeni gelen bir özellik bu. İşte siteyi kişiselleştirmek, arama motorları tarafından indekslenmesini sağlamak ya da kendi web adresinize, domain name'inize bağlamak gibi bir takım yeni özellikler geldi. Ben şimdilik sadece Notion'un atadığı genel bir adresten yayınlamaya başladım. Şimdi zaten böyle not tutmak için, not almak için kullandığımız bir araçla aynı zamanda web sitemizi yapabilmek ve onu güncelleyebilmek bence burada işin püf noktası. Şimdi ben bunun önemli adımlarını size göstermeye devam edeceğim ama videonun sonunda zaten hazırladığım bu web sitesinin şablonunu da sizinle paylaşacağım. Onun üzerinde değişiklikler yaparak ilerleyebilirsiniz. Dolayısıyla rahat olun. Şimdilik sadece arkanıza yaslayıp izleyin yeter. Bu projede önce ben kendimi tanıtmak istiyorum. Bu benim için bir landing page olacak. Yani bir şekilde bir kart vizit gibi bir şey. O yüzden resmimi eklemek istiyorum. Şöyle yakışıklı bir şey bulalım. Bölü işaretiyle açılan menüde istediğim herhangi bir komutu seçebilirim. Örneğin resim eklemek için daha image kelimesini yazmaya başladığım an daha iyi yazar yazmaz ilgili seçenek geldi ve ben de resmimi yükledim. Şimdi yan tarafına da kendi bilgilerimi yazayım. Evet. Gayet güzel. Notion sadece Word gibi bir kelime işlemci program değil, aynı zamanda Excel gibi veri tabanı da oluşturabiliyorsunuz. O yüzden sayfanın ortalarına böyle bir de dinamik bir blok yapısı yerleştiriyorum. Şimdi kanalımı takip edenler hatırlayacaktır. Ben üzerime giydiğim tişörtlerin bile bir veri tabanını bu şekilde tutuyorum ve onunla bir iş akışı bile oluşturdum ama şimdi ben burasını, hani bu landing page'imi, web sitemi bir seyir defteri gibi hayal ettim. Okuduklarımı, izlediklerimi buraya not edeceğim bu şekilde olduğu gibi. Şimdi böyle bir projenin başarılı olabilmesinin sırrı basitliğinde. Biliyorum çok daha karmaşık sistemler, içerik yönetim sistemleri falan da kullanılabilir bir web sitesi için ama bir süre sonra öyle karmaşık bir yapıyı güncellemek insan için biraz zor olmaya başlıyor. Ya buna nereden giriyorduk, nasıl düzenliyorduk falan gibi şeyler. Dolayısıyla psikolojik olarak da sizi sürekli ertelemeye doğru itiyor. Mesela ben şimdi blog için bu videoda bahsettiğim bu kitap hakkında bazı bilgileri girdim. Şimdi de güzel bir fotoğrafını çekeyim ve onu ekleyeyim. Bunu yaptığımız anda ana sayfamızdaki küçük thumbnail kendiliğinden oluştu. Çünkü bir detay sayfasının içine böyle fotoğraflar eklediğinizde bunu otomatik olarak gerçekleştiriyor Notion. Eğer yeni yazdığınız bir yazı ya da not daha önce bulduğunuz kategorilere uymuyorsa hemen buraya ilgili bir kategori oluşturup ona atayabilirsiniz. Bu şekilde bir seyahat güncesi oluşturabilirsiniz. Beğendiğiniz yemek tariflerini not edip daha sonra bunu dünya ile paylaşabilirsiniz. Ya da tasarımlarınızı kullanıp bir portfolyo sitesi dahi yapabilirsiniz. Şimdi örneğin benim oğlum kış aylarında kütüphanede gönüllü olarak çalışıyor. Oradaki kitapları yerine koyuyor ya da küçük çocuklar geldiğinde onlarla ilgilenip onlara kitap filan okuyor. Ona böyle bir yaz projesi olarak okuduğu kitaplardan beğendikleriyle ilgili haftada bir tane
inceleme yani review yazmasını istedik. O da severek kabul etti. Şu anda işte o hafta okuduğu en beğendiği kitap hakkında böyle birazcık da özene bezene bir inceleme yazısı yazıp bunu internetten yayınlıyor. Yani proje bazlı öğrenme dediğimiz şey işte böyle bir şey. Bir kere projenin bir tanımı var. Kitap, inceleme yazısı. Bir süresi var. Temmuz ve Ağustos ayları 2 ay. Bir frekansı var. Haftada bir yazı. Ve en önemlisi bunu yayınlıyor. Yani tüm dünyaya, herkese duyurduğu bir vaadi var. Ondan vazgeçmek, kaytarmak, kaçmak birazcık daha zor. Peki ödülü ne? Tüm bunları yaparken 21. yüzyıl için gereken o beceri, yetenek setini kazanıyor. Yani evet herkesin bu kadar vakti olmayabilir ama özellikle öğrenci arkadaşlarım yaz tatilinde böyle uzun uzun boş kalmak hiç iyi bir şey değil. Malcolm Gladwell'ın Outliers kitabını seslendirdin. Orada da yazdığı gibi uzun yaz döneminde öğrencilerin derslerden çok uzak kalmaması gerekiyor. Öğrenme işlerine böyle uzun aralıklar vermenin pek de faydalı olmadığını uzmanlar söylüyor. Otelin interneti en iyi buradan çektiği için derse buradan katılmak zorunda kaldım. There's not much sour out to come back tonight. So, he decides to destroy rain. Ama bazen de böyle hani bir yerlerde işte çok güzel bir söz buluyorsunuz ya da duyuyorsunuz. Onunla ilgili böyle ayrıntılı bir sayfa falan yazmaya gerek de olmuyor. O yüzden ben böyle altılı çizilesi ifadeleri bulduğumda onlar için ayrıntılı sayfa yapmak yerine web sitemde şöyle bir bölüm yapabilirim. Şimdi belki siz kendi hazırlayacağınız web sitesini iş başvurularında hani CV gibi kullanacaksınız. O yüzden buraya CV tarzında bir bölüm de ekleyelim. Yaşadığım önemli anları böyle bir hayat rotasının içine yerleştireyim. Bu da güzel. Şimdi sayfanın en altına da iletişim bilgilerimizi koyalım değil mi? Böylece kaba taslak sitemiz tamam demektir. Hayır, yanlış. Web sitelerinin en büyük problemi zaten bu. Yani bir kez hazırlandıktan sonra güncellenmemesi, öyle broşür gibi kalması, dinamik olmaması. Çünkü öyle karmaşık araçlar var ki insan onların nasıl kullanılabileceğini bile unutabiliyor az önce de söylediğim gibi. Oysa bu benim not defterimin bir parçası. Dolayısıyla ben dilediğim zaman, dilediğim yerden, cep telefonundan veya herhangi bir cihazdan güncelleyebilirim. Dediğim gibi ben bu web sitesini bir şablon olarak yayınladım. Açıklamalar bölümündeki linkten hemen şimdi ücretsiz olarak siz de kullanmaya başlayabilirsiniz. Bu videoda ve daha başka videolarda da işbirliği yaptığımız Notion'ın linkini kullanarak da hem bu Notion Sites hakkında daha geniş bilgi elde edebilirsiniz, hem de dileyenler isterlerse daha fazla özelliği kullanmak için kendi planlarını, ücretsiz planlarını yükseltip daha gelişmiş diğer araçları deneyimleyebilir. 21. yüzyılda gerekli olan bu yetenek setini geliştirmek isteyenler için biraz daha işi ciddiye bindirelim isterseniz. Bir deadline koyalım bu yaz projesine katılmak isteyenlere. Şimdi bu video 14 Temmuz 2024 Pazar günü yayına girmiş olacak. Size tam 2 hafta süre. Bu süre boyunca kendi not defterinizi, seyir defterinizi oluşturmak için iyice düşünün, taşının, gördüklerinizi, okuduklarınızı, duyduklarınızı not edin. Yazın, çizin, silin, benim şablonumu indirin, kişiselleştirin, değiştirin, kendinize uygun hale getirin. Bir konsept yaratın. Deadline'ımız yani son teslim tarihimiz de 3 Ağustos Cuma günü olsun. Yani Kristof Kolomb'un sonunda Amerika'yı keşfedeceği o yolculuğa çıktığı ilk günün yıl dönümü. Siz de dijital denizlerde dolaşırken yıldızlara bakın, not alın. Rüzgarları dinleyin, yani trendleri dinleyin, not alın. Ve tüm bu notları yeniden birbirine bağladığınızda yeni, yepyeni bir şeyler yaratmış olacaksınız. Bunları yayın, sizinle o yolculuğa çıkan dostlarınızla yardımlaşın. Çünkü 21. yüzyılda keşif yapabilmenin en doğru rotası bu.